Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sterlin TL ve euro TL ile ilgili analiz yapacağız. En son sterlin ve euro ile ilgili yaptığımız videolarımız da kanalımızda mevcut. Oradan da takipte bulunabilirsiniz. Kaldığımız yerden sterlin ve euro TL'ye devam ediyoruz. Euro TL'de biliyorsunuz bir 10-30 hedefimiz mevcut. Pardon, sterlin TL'de bir 10-30 hedefimiz mevcut. Sterlin TL'de bu 10-30 hedefine doğru emin adımlarla gitmekte. Şimdi Covid-19'un ekonomik etkileri biliyorsunuz tüm dünyayı sarstı. Bundan sterlin bölgesi de tabii ki bütün ülkeler gibi etkilenmiş durumda. Özellikle İngiltere bölgesinde %30'lara varılan bir daralma beklenmekte, ekonomik daralma. Tabii bu tüm dünya ülkelerinde yaşandığı için arkadaşlar bizim ülkemizde de bir ekonomik daralma yaşanmakta. Ve bunun neticesinde sterlin bizim ülkemizde maalesef değer kazanmakta. Şimdi son olarak sterlin TL kurunu incelediğimiz zaman bizler için 9.76 seviyesi üzerinde kalan sterlin TL kurunun önemli direnci 9.94'te bulunmakta arkadaşlar. İlk önemli direnç bölgemiz 9.94. 9.94 üzerinde kısada gene bir 10.09 direnci aşılması gereken ve bunun aşılmasıyla birlikte de ana hedefimiz olan 10.30 seviyesindeki ana direnç bölgesine doğru sterlin TL kurunun hareketlerinin devam etmesi öngörülerimiz arasında. Bizler için şu an için kısada takipte kalmamız gereken 9.83 seviyesi. 9.83 üzerinde kalındıkça arkadaşlar 9.94, 10.09 ve 10.27, 10.30 aralığındaki ana hedef bölgesine doğru sterlin TL'nin hareketlerinin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde sürmekte. Euro TL'ye de bakalım hemen. Euro TL'de bizler için önemli olan seviyeler ve beklenti yerleri nerelerde? Hemen bunları da bulalım. Evet, Euro'ya da baktığımız zaman arkadaşlar Euro'da da hareketler yukarı yönlü devam etmekte. 8.73 bizler için önemli. Şuradaki geçen 8.73 seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için önemli. Yukarıda bizler için direnç gösterecek bir bölge 8.85 bölgesi. 8.85'in yukarı yönlü kırılıp 8.96 ve beklentim olan ana hedef bölgesi şeklinin yeri olan da 9.10 seviyesine doğru Euro TL'de de hareketlerin yukarı yönlü gitmesi beklentilerimiz dahilindedir arkadaşlar. O yüzden 8.73'ü dikkatle takip ediyoruz. 8.73 üzerinde kalan Euro'da yukarı yönlü 9.10'lu seviyelere doğru hareketlerine devam edecektir diye düşünmekteyiz. Önemli kırmamız gereken direnç 8.85. 8.85 üzerinde artık bir kanal değişimi Euro TL'de de beklenebilir. Ve yukarı yönlü 9.10 seviyesine doğru ana hedef bölgesine doğru da hareketlerin devam etmesi Euro bölgesinde de öngörülerimiz arasında gözükmekte arkadaşlar. Evet, Euro ve sterlin ile ilgili öngörülerimiz bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Videolarım sizlere faydalı oluyor ve bir katkı sunabiliyorsa alttaki like tuşunu kullanırsanız beni çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.